öneriyorsunuz kişilere? Vallahi Yani belli bir şikayeti olmasa ben bile. hiç şikayet olmasa bile ben herkesin bir kere bir eko yaptırsın yani bana göre. Yani 18 yaşındaki birini Olsun de tabii kastediyoruz 18 değil mi? Çünkü yaşında genç yaşta olsun. da bu hastalıklar Tabii. olabiliyor, Yani ortaya küçükken de olabilir, çıkıyor. çocukken de olabilir. Çocukken bile bakmakta fayda var ama böyle 20 yaşlarında falan. Çünkü romatizma geçiriyor. Biz çoğu hastaya söylüyoruz. Sen işte romatizma geçirdin, geçirmedim diyor. Ama bakıyorsun ki romatizma var kapak belli yani. Romatizma geçirmiş çocukken. Çünkü boğazı enfeksiyon oluyor. Bazen abi dizleri falan şişiyor. Eğer yeterince doktora da gidemediyse anlamıyor. Yani ya da doğuştan kalbinde delik oluyor. Hiç farkında değil. Özellikle atrial septal defekt dediğimiz bazı şeyler hiç belirti vermiyor. Ya da VSD dediğimiz durumlar da bazen eğer çok büyük delik değilse ona da çok belirti vermiyor. Ama daha sonra bakıyorsun ki çok ciddi akciğer tansiyonu yükselmiş. Artık ameliyat edilemez halde geliyor bazen. Yani onun için muhakkak bir herkesin böyle 20'li yaşlarda da olsa, 30 yaşlarda da olsa hiçbir şikayet olmazsa bir de bir check-up alanında ve eko yaptırmasında fayda var. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Değerli izleyenler, TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün kalp damar cerrahisini konuşacağız. Kalp damar cerrahisi branşında yapılan bazı ameliyatları konuşacağız. Bu ameliyatların bir kısmına çok fazla aşinayız. Kalp damar cerrahları arasında en çok yapılan ameliyatlardan biri bypass cerrahisi. Ve bizim en bildik, en vakıf olduğumuz konulardan biri aslında. Hem sağlık çalışanları olarak hem de sizler tarafından. Onun dışında kapık ameliyatları, anevrizma ve aort yırtılmaları, arter ameliyatları, şah damarı ameliyatları ve doğuştan olan anomalilerin tedavisi, kalp damar cerrahlarımızın yaptığı ameliyatlar. Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Doçent Doktor Ali Rıza Cenal'la konuşacağız. Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Bugün aslında daha önce konuşmadığımız bir konu. Bütün kalp damar cerrahisinde yapılan ameliyatlar üzerinden bir geçeceğiz sizle. En popülerlerinden biri bypass cerrahisi. Evet. Şimdi şunu merak ederim. Hastalar işte damar tıkanıklığı anjiyo ile genelde tespit ediliyor. Gerekli görüldüğünde stent takılıyor, balon yapılıyor ve gerekli görüldüğünde bypass cerrahisine yönlendiriliyorlar. Hangi durumlarda bypass cerrahisine karar veriliyor? Öyle başlamak isterim. Şimdi tabii öncelikle bir anjiyo yapmak gerekiyor. Bu işin ana kısmı bu. Anjiyodan sonra 3 grup belki sıralayabiliriz. Birincisi normal çıkabiliyor. Ya da kritik darlık çıkmıyor. %50'nin altında darlıklar çıkabiliyor. Kritik darlıklar olmadığı zaman o zaman ne stent takıyoruz ne bypass öneriyoruz. %50'nin üzerinde, özellikle %70'in üzerinde darlıklar var ise damarlarda önce kardiyolog arkadaşlar bakıyorlar. Damarın büyüklüğü, lezyonun yapısı, lezyonun uzunluğu, damarın önemi, kaç damarda olduğu, ne kadar stent takılacağız, stentin takma teknik olarak zorluklarını göze alarak, hastanın genel durumunu da göze alarak ya stente, kendileri stent karar veriyorlar ya da baktılar eğer çok uygun değil, bypass daha uygun ise bypass'a dönüyor. Tabii bu kararı nasıl... Hastayla aslında bazı durumlarda, şimdi bazı durumlarda kesinlikle bypass cerrahisine yönlendiriyorsunuz tabii, hastalarınızı. Mesela özellikle diyorum ki sol ana korneer diyoruz, sol ana damarın çıktığı yerde kritik darlıklarda. Yani son yıllarda yine oraya stent de yapılıyor biraz ama yani genel eğilim bu tür durumlarda bypass'a vermek ya da 3 damar kritik. 3 damarda da ayrı ayrı ve birkaç lezyon var, birkaç yerde var. Bazı damarlar tam tıkalı. Mesela tam tıkalı damarları stentle geçip açmak biraz daha zor. Birkaç yerinde var. Çok damarda var. Yani böyle durumlarda o zaman stente çok yanaşılmıyor. Ama tek damarda bir yerde çok uygun bir darlık var. Yani o da bypass'a verilmiyor. Ona stent takılıyor. Ona stent takılıyor. Tabii, peki yani, burada biraz bazı durumlarda hastayla ilerliyorsunuz. Yani hastanın kararıyla bypass mı yapılsın? Çünkü cerrahi dendi mi biraz tabii hastalarımız korkabiliyor da. Yani ilk başta bir tabii genelde tedirginlik oluyor. İlk başta bir kabul edemiyorlar. Hastalarda genelde ilk konuştuğumuz zaman yani yakıştıramıyorlar da kendilerine bazıları. Özellikle çok fazla şikayeti olmayan genç
hastalar özellikle. Ama daha sonra tabii alışıyorlar bu duruma. Daha sonra tabii hastaya da tabii durumu anlatıyoruz. Gerekirse de anjiyoyu da gösteriyoruz. Bak burada bu ne kadar burada kritik darlıklarım var. Eğer işte eğer olmaz isen hem şikayetin olur hem buradan kriz geçirme riskin olur. Tabii hastayı da ikna ettikten sonra hastayı tabii genel değerlendirmesini yapıyoruz. Hastanın genel durumu nedir, yaşı nedir, şikayetleri nelerdir, ilave hastalıklar var mı, böbrekleri, akciğerleri, bacak damarlarında tıkanıklık var mı, beyin, boyun damarlarında tıkanıklık var mı, işte böbrek fonksiyonları iyi mi? Burada aslında hepsini tabii bir değerlendiriyoruz. Yani. Değerlendirmesi lazım. Çünkü tabii ameliyat için herkes maalesef hani anestezi tabii alamayacak işte anestezi durumda oluyor. Ameliyattan sonra başka rahatsızlıkları varsa, kronik rahatsızlıklarda kişinin bazen çok, ameliyat çok olmasının onlar önüne bazen geçiyor. Bizim ameliyatın önüne geçiyor. Ameliyatın önüne geçiyor. Tabii, örneğin tabii. İlerlemiş yani bir diyabeti aslında ameliyat varsa. Yapmak çok, yani çok zor değil. Yani ameliyat bizim 3 saat, yani bir 3 damar, 4 damar bypass 3 saat sürüyor. Yani her hastada hemen hemen aynı şartlarda ameliyatı yapıyoruz. Ama önemli olan ameliyattan sonrası. Mesela ciddi akciğer problemi var. Yıllarca sigara içmiş, ciddi KOAH var. Ameliyat ediyorsun. Ondan sonra yoğun bakımda sıkıntı yaşıyor. Oksijenleri düşüyor. Solunum cihazında uzun süre kalabiliyor. Yoğun bakımda uzun süre kalabiliyor. Enfeksiyon girebiliyor. Daha da kötüye geliyor. Ya ciddi böbrek yetmezliği var. Hı hı. Ameliyat yapıyorsun. Bu böbrek yetmezliği ameliyat sonrası daha da artıyor. Diyalize gidebiliyor. İş o zaman daha da kötüye gidebiliyor. Yani bu tür durumları muhakkak değerlendirmek gerekiyor. Değerlendirmek gerekiyor hocam. Şöyle bu oran neye düştü? Yani sizin en küçük bypass cerrahisi, şimdi çocuk kalp damar cerrahları da var. Yani onları ayrı tutuyorum ama siz erişkinlere bakıyorsunuz yani daha erişkin çok. Erişkin de yapıyoruz, çocuk da yapıyoruz tabii. Yani infant yapmıyoruz ama çocukta da kapak, yani deliklerde falan onları yapıyoruz tabii. Yani sonradan olan bu damar tıkanıklıkları en erken mesela kaç yaşında bir bypass cerrahisi yaptınız bir hastanıza? Vallahi ben 26 yaşında yaptım. 26 yaşına itibaren bayağı yaptık. 26, 27, 30 tabii yaptık. Yani onlar genelde çok ailevi hiperkolesterolemi dediğimiz ciddi kolesterol genetik olarak çok kolesterolü çok yüksek kişiler. 300'lerde, 400'lerde, 500'lerde olan kişilerde genelde bu kadar erken yaşlarda oluyor. Ama böyle 30'lu yaşlara geldikçe özellikle çok sigara içiyorsa, ailesel yatkınlığı da var ise ailede de ve kolesterol de yüksek ise ve sigara özellikle çok burada çok hızlandırıyor olayı. Böyle 30'lu yaşlarda çok sıklaşmaya başladı yani. O zaman şunu da sorabilir miyiz? Başarılı bir bypass cerrahisinin ana nedenleri aslında tabii cerraha bağlı çok fazla faktör var. Bir tabii de durumun gerçekten vücudun durumunun uygunluğu var. Yani işte diyabet gibi, böbrek yetmezliği gibi bir takım kronik rahatsızlıkları tabii olmaması cerrahinin tabii, tabii, başarısını tabii da artıracaktır tabii, değil mi? Yani, sizi daha çok zorlayan şeylerdir ameliyat sırasında. Ameliyat sonrasından sonra yoğun bakıma alınıyor hastalarımız. Tabii yoğun bakım koşullarının iyi olması gerekiyor ama hani o süreçte Allah ya, korusun. Yani tabii şimdi bir hastaya bağlı faktörler var. Bir de hekime ve hastanenin genel şartlarına bağlı faktörler var. Hastaya bağlı faktörler de demin bahsettiğimiz gibi işte ciddi akciğer problemi olabilir, ciddi böbrek problemi olabilir, bacak damarları tıkalı olabilir, şah damarı tıkalı olabilir. Aort damarının yapısı yani kötü olabilir. Çok yaygın hastalık olabilir. Bir de kalp krizi geçirmiş olabilir. Yeni kalp krizi geçirmiş olabilir. Kalp fonksiyonları bozulmuş olabilir. Kapaklarda problem oluşmuş olabilir. Hem kapak ameliyatı hem bypass ameliyatı beraber bir yapıyoruz bir arada. Bu tür durumlarda tabii riskler artıyor. Tabii bunun dışında tabii yani cerrahi muhakkak, cerrahın da muhakkak tabii önemi var. İşte yani çok titiz ve bir ekip işi aslında bu. Sadece cerrahla da ilgili değil. İşte anestezi doktoru, pompistiniz, yani pompayı çeviren perfüzyonisti, ameliyathane hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi, işte servisteki takip. Bunlar sizler son görünen derece önemli. Ana roldesiniz ameliyatlarda evet, ama arkada tabii, büyük bir tabii, ekip var. Tabii, onların da katkılarını biz çok, çok, asla çok yok sayamayız. En ufak personelinden tuttum hepsi çok derece ben burada önemli zaten yani. Bir gün bir böyle bir ekibi ağırlamak istiyorum. Daha şey olur çok yani olur, evet. Oradan da verilecek eminim güzel hikayeler yani en azından tabii o işin mutfağını daha iyi izleyicilerimizin tabii, algılaması tabii, için. Şimdi bypass cerrahisinden biraz bahsettim. Ben de kalp damar cerrahisinde en çok yapılan diğer ameliyat grupları herhalde diye düşünüyorum. Kapak ameliyatları. Kapak ameliyatları da oldukça sık. Yani Türkiye'de şöyle eskiden kapak ameliyatlarının en büyük sebebi romatizmaldi. Çocukken geçirdiğimiz romatizmal ateşe bağlı olarak kapaktaki bir takım tutulumun böyle 30'lu 40'lı yaşlara gelince ciddi romatizmaya bağlı olarak ciddi kapak problemleri gelişiyordu. Bu Avrupa'da neredeyse bitmek üzere. Yani bitti gibi. Romatizmal ateş neredeyse daha Avrupa'da, Amerika'da çok az.
Türkiye'de mesela ben ilk yıllar başladığım zaman 90'lı yıllarda falan çok yaygındı romatizmal kapak hastalığı. Türkiye'de de artık bu yavaş yavaş son derece azalmaya başladı. Bunun sebebi de işte çocukken bu boğaz beta hemoratik streptokok dediğimiz enfeksiyonuna bağlı olan gelişen bu. Bu da şimdi sık antibiyotik kullanması hemen çocuk doktoruna çok rahat ulaşabiliyor, doktora ulaşabiliyor, hemen antibiyotik kullanabiliyor. Ve buna bağlı olarak da bu romatizmal kapak hastalıkları oldukça azaldı. Ama ne arttı? Yaşla birlikte yaş arttı ve buna bağlı dejeneratif kapak hastalıkları Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de dejeneratif kapak hastalıkları biraz yaşlanmaya, yaşın ilerlemesine bağlı olarak kalp kapak ameliyatları daha çok o grupta yapılıyor. Şimdi nüfus yaşlanıyor. Evet, ortalama Türkiye'de 75'li yaşlarda beklenen oldukça yaşam süresi ve bu kapakların kireçlenmesi, özellikle kireçleme dediğimiz hem aort kapakta hem mitral kapakta buna bağlı dejenerasyonlar şu anda. Yani Türkiye'de hala var, romatizmal kapak hastalığı hala geliyor ama azaldı, oldukça azaldı. Şimdi kalp kapakları neden? Yani buradaki en önemli faktör bu kalp kapak ameliyat kapakların, kalp kapaklarının değişmesi ya da tamir edilmesine iten, hazırlayan faktörler şimdi, neler bizler tarafından? Şimdi tabii bizim yaşlanmayı söyledik. Kapaklarının 4 tane kapakçık var. Hı hı. Sağda ve solda 2 tane olmak üzere. Bunlardan 2 tane söylüyorum. Mitral kapak dediğimiz kapak ve aort kapak. Daha çok biz bunlara müdahale ediyoruz. Trüks kapak da önemli. Ona da gerekli müdahale. Pulmoner kapak çok nadiren, daha çok konjenital hastalıklarda daha çok ön plana çıkıyor. Mitral kapak, şimdi mitral tek tek kaldırsak, mitral kapak hastalıkları eğer romatizmal ise, romatizmaya bağlı olmuşsa genellikle darlık ve yetmezlik bir arada oluyor. Bunların da tamir edilebiliyor ama tamir şansı romatizmal kapak hastalıklarında biraz az. Yani genelde özellikle genç hastalar oluyor, böyle 30'lu 40'lı yaşlar oluyor genelde, 50'li yaşlar genelde bunları. Yani bazen çok ciddi, sadece mitral darlığı var ise, ciddi kaçak yok, kapak yapısı çok uygun ise, sadece kapakların kenarları yapışmış, çok kireçlememiş, kapak altı aparey dediğimiz çok kısalmamış, çok kireçlememiş ise, kalsifi olmamış ise o zaman tahmin edebiliyoruz uygun durumlarda. Ama yani çoğunlukla yine onu değiştirmeye gidiyor. Ama prolaps dediğimiz, bazen halk arasında söylüyor, sarkma diyorlar genellikle, çok sık gözüken bir hastalık. Mitral kapak prolapsus. Evet, o zaman içerisinde, yıllar içerisinde de artabiliyor ve ciddi mitral yetmezliği ve kalpte ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Bunların ve dejeneratif kapak hastalıkları, kireçlemeye bağlı hastalıklar, bir de iskemik kapak hastalıkları diyoruz. İşte kalp krizlerinden sonra, ciddi damar kırıklarından sonra zarar görüyor. Bunları genelde tahmin ediyoruz. Yani değiştirme oranlarımız neredeyse yok kadar az. Yani genelde yani kapak ameliyatlarında tamir ameliyatları tamiri, önde gidiyor. Yani tamiri daha çok seviyoruz. Çünkü sonuçta kendi kapağı. Eğer tamir başarılı olursa hem uzun dönem ilerisi açısından çok daha iyi. Bir de işte kapak değiştirdiğimiz zaman iş bitmiyor. Yani hemen kapak değiştirdik, tamam her şey bitti. Öyle değil. Yani bir hastalık bitiyor, bir hastalık başlıyor gibi diyebiliriz. Çünkü kapak değiştirdiğimiz zaman iki çeşit genelde şu anda kapak takılıyor. Ya mekanik kapak takıyoruz ya da biyolojik kapak takıyoruz. Özellikle böyle 60-65 yaşın üzerindeki hastalara hani biyolojik kapak takıyoruz ama daha genç hastalara mekanik kapak tercih ediyoruz. Çünkü biyolojik kapakların 10-15 yıl içerisinde tekrar dejenere olma, tekrar ameliyat olma riski var. Özellikle gençlerde çok daha bu hızlı ilerliyor ama böyle 60-65 yaşından sonra bu oranlar azalıyor ve genelde o zaman biyolojik kapağı tercih ediyoruz. Niye biyolojik kapağı tercih ediyoruz? Mekanik kapaklarda işte kapak, sonuçta bu metalik bir kapak olduğu için üzerine pıhtı oturma riski var. Burnun pıhtı oturduğu zaman hem felç yapma riski var hem de kapağın çalışmama riski var. Çünkü bu mekanik bir kapak, açılıp kapanıyor. Eğer pıhtı oturursa kapak hareketleri kısıtlanabiliyor. Ya da oradan pıhtı atarak felçlere sebep olabiliyor. Onun için muhakkak varfarin dediğim birçok ciddi etkili kansulandırıcılar kullanıyoruz. Bunlara bağlı da tabii işte yani çok zor yani tabii hayat boyu kullanması gerekiyor ve buna bağlı olarak da tabii işte kanama riskleri, bazen iyi kullanamıyor kapak, stak kapak dediğimiz kapak fonksiyonu bozuluyor, tekrar ameliyat ediyoruz ya da oradan pıhtılar atabiliyor. Yani iş bitmiyor. Ondan sonrası da çok önemli. Onun için genellikle eğer tamir edebiliyorsak biz mümkün olduğu kadar tamir etmeye çalışıyoruz.
Peki bir şey soracağım. Kalbimizdeki sorun kendini, yani sadece kalp kriziyle, işte solda ağrıyla mı belli eder? Yani mesela kapak ameliyatları yaptığınız kişilerin bir öncesinde tabii yani işte darlık görüyorsunuz, başka bir problem görüyorsunuz ama bir kalp krizi öyküsü her zaman olmuyor. Yok, yani kapak hastalıkları biraz mekanizma farklı tabii. Eğer iskemik kapak hastalığı dediğimiz, yani iskemik mitral kapak hastalığı dediğimiz farklı. Bu kişi günlük hayatında nasıl bir rahatsızlık, sıkıntı hissediyor ki siz sonra şimdi kapak ameliyatı yapıyorsunuz? Kapak hastalarında tabii ya dediğimiz gibi ya daralmalar olabiliyor ya kapak fonksiyonunu iyi kapanamıyor, geriye doğru kaçırıyor kanı. Ya da yetmezlik dediğimiz, ya da ikisi bir arada da olabiliyor. Tabii bu olduğu zaman birincisi kalpte büyümeye başlıyor kalp. Çünkü kalp normalden daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Akciğere, kan akciğere doğru giriyor. Özellikle hem darlık olsun hem yetmezlik olsun akciğere doğru yansıma oluyor. Ve buna bağlı olarak işte akciğer tansiyonu yükselmeye başlıyor. Ve buna bağlı olarak en çok bizim bildiğimiz bulgu nefes darlığı başlıyor hastalarda. Yani bir hasta böyle yol yürüdüğü zaman nefes darlığı başlıyorsa muhakkak bir bakmak lazım, bir ekoyla. Kalp kabaklarda bir problem var mı yok mu diye. Kalp büyümeye başlayınca işte ayaklarda şişler oluyor, karnında şişlikler başlıyor, nefes darlıkları başlıyor, çarpıntılar başlayabiliyor. Kalp büyüdüğü zaman atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim problemi gelişebiliyor. Buna bağlı olarak çarpıntılar başlayabiliyor. Bu ritim problemi geliştiği zaman işte kalp içinde pıhtı oturabiliyor, felç olabiliyor. Felçle, bazen hastalığa direkt felçle gelebiliyor. Ama en büyük bulgu nefes darlığıdır. Halsizlik, burada nefes... inmeyi de kastedebiliyor muyuz? Tabii tabii işte. Tabii felç dediğim inme, evet. Yani o kapak